Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda skeç ortamında ölçülendirme seçeneklerimizi göreceğiz. Bunun için skeç ortamına girelim. Bir L çizelim. Örnek bir ölçülendirme yapalım. Bunun üzerinden ayarları nasıl yapabiliriz onları konuşalım. Şöyle biraz büyütelim. Daha net görünmesi için. İlk olarak otomatik bize ölçüler verecektir program. İstersek bunları kullanarak da parçamızı ölçülendirebiliriz. Veya buradaki ölçülendirme kısmımıza girerek de ölçüleri verebiliriz. Rapid Dimension kısmına girelim ve pencereyi tanıyalım. Referans kısmında isminden anlaşılacağı üzere ölçüyü nereden almam, nereden nereye veya hangi ölçüyü tek de alabilirim almayı istiyorum. Onu seçiyorum. Bu orijin kısmında Place Automatically seçerseniz eğer tek bir kenarı seçip ölçü verebilirsiniz. İki kenar arasını veremezsiniz. Örnek olarak seçelim. Seçtik. Bıraktığımızda direkt olduğu yere bırakır otomatik olarak ve ölçünüzü girmenizi ister sizden. Bunu kaldırdığımızda ikinci kenarı da seçme şansınız doğar. Bu şekilde bunu ölçülendirebilirsiniz. Bu orijin kısmını böyle açıklayabiliriz. Diğer kısımlara gelelim. Burada metot kısımlarımız var. Infrared hangisi uygunsa seçtiğimiz yerde onu yapabiliriz. Bunların hepsini kapsar bu alttakilerin. Horizontal biliyoruz yataydaki ve dikeydeki vertical şekilde ölçülendirmelere imkan sağlar. Point to point, noktadan noktaya. Perpendicular seçtiğim noktalar arasında dik alır. Silindir ölçüsünü, çapı verir yataydaki. İki boyutta yataydaki bir silindiri ölçülendirirken, bir mil çizerken mesela örneklendireceğiz bunların hepsini. Açı ölçüsü verebiliriz. Radüsleri ölçülendirebiliriz. Tam çap ölçüsü vermemiz mümkün. Burada metot kısmından seçerek infrared'de kalsın şimdi. Referans kısmını eğer işaretlerseniz tıklayalım. Aldığımız ölçü referans olarak kalır. Bunu değiştiremeyiz. Sadece bunu burada göster diyebiliriz. Bu ölçüyü değiştiremeyiz. Bunu kaldıralım. Amacımıza göre bunları şekillendirmemiz mümkün. Settings kısmında ise ayarlarımız bulunmakta. Settings'ten buradaki ilk kısma tıkladığınızda A işaretine, yazı işaretine buradan stillerini düzenleyebiliriz. Stilini. Yazıyı düzenleriz. Çizgisini, ölçü çizgisini, oklarını düzenlememiz mümkün. Dimension yine buradan da diğer ayarları yapmamız mümkün. Diyalog penceresiyle alakalı ayarlarımız. Burada referans kısmını bir iki örnek yapalım. Infrared'de kalsın. Bu iki arayı ölçülendirelim. Otomatik verdiği ölçü bıraktığımızda direkt kaybolacaktır. 800 mm diyelim. Tek seçip bırakalım. Direkt otomatikman buradaki ölçü yine kayboldu. 300 mm verelim. Burayı alıp bırakalım. Daha önceden aldığımız bir ölçü olduğu için bunu bize vermedi. Bunu otomatikte aldığımızdan dolayı bunu tekrar ölçülendirme yapamadık buraya. Verelim ölçümüzü. Şu referans aldığımızı çift tıklayalım. Gördüğünüz gibi değiştiremiyoruz. Çünkü biz bunu referans olarak tanımladık. Burayı da ölçü haline getirelim. Gördüğünüz gibi basit ölçülendirme şeklimiz böyle olacaktır. Bu videoyu böyle bırakıyoruz ve bir sonraki videoda settings ayarlarımıza bakacağız. Daha sonrasında da metotlarımızı tek tek inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.